Merhabalar, 3. yayınımızda sizlerleyiz. Bu yayınımızda Milli Edebiyat Dönem Romancılarından Halide Edip Adıvar'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sayın Adıvar, hem edebiyatıyla hem de Kurtuluş Savaşı mücadelesiyle bir döneme damga vurmuş bir yazardır. Biraz o dönemle ilgili bilgi verir misiniz? İşgal döneminde milli mücadelenin içinde aktif rol oynadım. O dönem Atatürk'ten bana da bir görev vermesini istedim. O yıllarda onbaşı, çavuş, başçavuş olmak üzere çeşitli noktalarda aktif rol aldım. Sultanahmet Meydanı'nda miting yaptım. Anadolu Ajansı'nın kurulmasında da etkim oldu. Verdiği bu mücadelenin sonucunda da İstiklal Madalyası aldığını da hatırlatalım. Peki edebi yönünüze değinecek olursak, 3 farklı grupta inceliyoruz eserlerinizi. Evet, Kadının Hakları, Kurtuluş Savaşı ve Doğu-Batı Çatışması olmak üzere 3 ana başlıkta incelenebilir. Eserlerinizde kadının eğitimine ve toplum içindeki konumuna özellikle yer vermişsiniz. Yazılarınız ile kadın hakları savunuculuğunu başarılı bir şekilde yapmışsınız. Evet, eserlerimdeki kadınlar ana kahraman olmaları dışında aynı zamanda karakter olarak da güçlüdürler. Eserlerinizde bir akım etkisinden bahsedebilir miyiz? Realizm akımı diyebilirim. İngiliz edebiyatından da etkilendim. Ziya Gökalp'in etkisiyle Türkçülük akımını benimsedim. Başarılı bir gözlemci olmanıza rağmen, dil konusunda bu kadar başarılı olmadığınız konusunda düşünceler var. Karakterleri bulunduğu çevreye göre konuşturmak, fikirleri aktarmak önceliğimdi. Önceki yazarlarımız ilklerinden bahsetti. Sizde var mı bir ilk? Ateşten Gömlek romanım, Kurtuluş Savaşı temalı ilk romandır. Seslendirmesini de yapmışsınız hatta. Evet yaptım. Linki aşağı bırakıyorum merak edenler için. Başlıca eserlerinizi seyircilerimize hatırlatalım. Roman, Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Handan, Vurun Kahpeye, Seviye Talip, Tatarcık. Hikaye, Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabetler. Tiyatro, Kenan Çobanları, Maske ve Ruh. Anı, Türk'ün Ateşli İmtihanı, Mor Salkımlı Ev. Evet, gördüğünüz gibi pek çok türde önemli eserler kaleme almış bir yazar. ÖSYM tarafından da sıklıkla soruluyor. Sizlere tanıtmaya çalıştık. Başka bir yayında yeni bir yazarla buluşmak dileğiyle.